Merhaba arkadaşlar, ben Firdevs Demir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine değişik, otantik bir oya modeli çalışacağım. Farklı bir oya modeli çalışacağım. Daha doğrusu otantik bir oyadan uyarladığım diyeyim. Biraz değiştirdim çünkü oya modelini. Öyle bir oya modeli çalışacağım sizlere. Taş rengi değil, yani sütlü kahve mi? Öyle bir yazmanın üzerine deneyeceğim. Kahverengi, soft bir turuncu ve krem rengi iplerim var. Onlarla çalışacağım. Makasım ve iğnem ve makasım da var. Bir de ben. Bu kadar malzemelerimiz. Evet, şimdi yapmaya başlayabiliriz modelimizi. Şimdi koyu kahverengi, koyu değil de tart, ne denir? Normal bir kahverengi ipim var. Onunla yapacağım. Dal kısmını diyeyim. Yeşili kullanmayacağım. Şimdi ipimi bağladım. 4 tane zürafamı çalışacağım taban için. Genelde öyle yapıyorum. Şimdi bu modellerin arası olmuyor arkadaşlar. Arayı en son bir şeyler düşüneceğim. 3 ve 4 tane. Sonra ipimi geriye getiriyorum ve gözeme işlemi diyoruz buna. Eksilteceğim. Hepsine birer kere battığımda kendiliğinden eksiliyor zaten. Üç tane zürafam kaldı. Bu sırada şimdi alttaki zürafalarla buradaki zürafaları aynı boyda çalışıyorum. Üstlerde biraz daha küçük çalışabiliriz ama burada aynı boyda olsun bunlar. Şimdi 2 tane zürafam kaldı. Buraya bir yaprak çalışacağım. Bir, 2 tane zürafa yapıyorum. Daha sonra geriye geliyorum. Biraz daha sonbaharı andıran bir model olacak. Kahverengi yapraklı. Aynı yere batarak arttırıyorum. Yandaki zürafaya geçip yine aynı yere batarak zürafa oluşturuyorum ki arttırabileyim. 3 tane zürafam oldu. Şimdi tekrar ipimi geriye getiriyorum. Buraya pırpır yapacağım. Arttırıyormuşum gibi yapıyorum ama birazcık büyük çalışıyorum pırpırımı. Zürafadan biraz büyük. Daha sonra yandaki zürafaya geçiyorum. Sonraki zürafaya geçerek bir zürafa daha yapıyorum. Ve aynı yere batarak bir zürafa oluşturuyorum ki 3 tane zürafa olsun yine. Şimdi tekrar ipimi geriye getiriyorum. Yine pırpırımı yapıyorum. Yandaki zürafaya geçiyorum. Tekrar ve arttırıyorum. Yani 3 zürafayı tekrar etmiş oluyorum. Şimdi bir kez daha aynı şeyi yapacağım. Aynı yere bir daha bakarken ipimi hafif sağa çektiriyorum. Çünkü sağdan sola doğru yapıyorum. Söyleyemedim. Şimdi hafif yan bir yaprak olacak biliyorsunuz. Sondan arttırılarak yapılan 2 ve 3'ler, 4'ler, 5'ler diyeyim. Yan bir yaprak oluşturur. Şimdi artık pırpırımı yapıyorum. Arttırmayacağım.
8 zürafa çalışacağım. 1 ve 2. Şimdi yine ipimi geriye getireceğim. Biraz büyük oldu. Hemen tam sıkmadan küçülttüm. Son zürafamı yaptım. Onun da üzerine geliyorum. 1 zürafa yapıp bitiriyorum arkadaşlar. Böyle bir yaprak oluşturdum buraya. Aşağı inmeyeceğim. Bu sefer keseceğim buradan. Genelde inerdim ama bu sefer inmeyeceğim. Alta ipimi bağlıyorum yandaki zürafanın içine. Daha sonra aynı yere batarak bir tane zürafa oluşturuyorum. Sonra onun üzerine geriye geliyorum. Yine aynı yere batarak bir zürafa oluşturuyorum. Şuradan ipimi de keseyim aklımdayken. Şimdi arkadaşlar bir sonraki zürafaya geçiyorum. Buraya iki tane zürafa yapıyorum. 1 ve 2. Sonra kenardakini bırakıyorum. Bir önceki zürafaya geliyorum. Bir zürafa yapıyorum. Sonra yine aynı yaptığım zürafanın üzerine geliyorum. Bir tane zürafa yapıyorum. Geriye geliyorum. İki tane zürafa yaptıktan sonra iki tane zürafa yapıyorum. Yani aynı yere. Üst üste iki sıra zürafa. Üçüncü de ikisini aynı. Yani bir yere iki tane yapıyorum. Yani küçük çıkıntılar yapıyorum burada. Yine 1 ve 2. Evet. Şimdi yine aynı yere 2 zürafa. 1 ve 2. Şimdi tekrar şu biraz büyük oldu. Biraz küçültmeye çalışayım. Evet. Şimdi bunun üzerine de yine iki tane üst üste zürafa. 1 ve 2. Biraz daha farklıydı bu kısımlar ama ben değiştirdim bu modeli. Şimdi alttaki şey üzerine geleceğim ilk önce. Evet. Daha sonra alttaki bir zürafanın içinden geçiriyorum. Ve tekrar buradaki üst kısma batarak sıkı bir şekilde ekliyorum. Bakın. Daha sonra da yine en alttaki zürafaya batarak sıkıştırıyorum burayı. Bakın böyle bir çember oluşturdum burada. Şimdi buradan ipimi kesiyorum. Artık bunun üzerine sanırım filiz diyebileceğim modeller çalışacağım. Evet arkadaşlar, turuncu gibi olan ipimi alıyorum ve pırpırın üzerine bağlıyorum. Biraz önce yaptığım pırpırın üzerine bağlıyorum.
ve aynı yere batarak bir zürafa yapıyorum. Sonra yine aynı yere batarak bir zürafa daha yapıyorum. İki tane zürafa çalıştım. Şimdi ipimi geriye getireceğim. Aynı yere batarak arttırıyorum. Sonra yandaki zürafaya geçiyorum. Yine aynı yere batarak arttırıyorum. 3 tane zürafam oldu. Bir sıra daha arttıracağım. İpimi geriye getirdim. Aynı yere batarak bir zürafa oluşturdum. Ortadaki zürafaya geçiyorum. Bir zürafa oluşturuyorum. Daha sonra da en üçüncü zürafaya geçiyorum. Yine aynı yere batarak bir zürafa daha oluşturdum. Şurayı da keseyim. Elime takılacak sanki. Daha sonra ipimi geriye getiriyorum. Bir tane arttırıyorum burada. Ve yandaki zürafaya geçiyorum. Sonra geriye geliyorum. İlk zürafama. Ve yandaki zürafaya geçiyorum. Bir tane zürafa yapıyorum. Ve son zürafanın üzerine geliyorum. Sıfırlıyorum. Çekiyorum biraz uzun olsun diye. Sonra yandaki iki zürafanın olduğu yere tam aşağıya iniyorum. Yandaki zürafaya geçiyorum. Burası duracak şimdi. Daha sonra bir sonraki zürafaya geçiyorum. Bir. Aynı yere batıyorum. İki. Yine iki tane zürafa yaptım. İpimi geriye getiriyorum. Ve bir zürafamı yapıyorum. Uca geliyorum. Sıfırlıyorum. Çekiyorum sivri olsun diye. Arttırdığımın bir altına inerek ipimi de hafif geriye atarak buradaki modelimi tamamlıyorum. Şimdi bu uçtaki ve buradaki zürafaların içine de aynısından çalışıyorum. Evet arkadaşlar, krem rengini kullanacaktım ama çok çiğ olacak gibi geldi. Hardal sarısı, bunun numarası yok. Sanırım bir de 3 katlı. Hediye göndermişlerdi bunu bana. Evet arkadaşlar, şimdi hardal sarısı ipimizi aldık. Ve ortadaki zürafamıza geliyoruz. Aynı yere batarak bir iki tane ve üç tane zürafa yapıyoruz. Daha sonra tekrar ipimizi baştaki zürafaya geliyoruz. Eksilteceğim. Tabii bu ip biraz daha ince olduğu için daha minik oldu. Daha sonra yine ipimi geriye getiriyorum. Bir zürafa yapıyorum. Tam uca geliyorum. Çift sarıyorum. Ucu biraz daha sivri olsun diye. Daha sonra buradan ipimi kesiyorum arkadaşlar.
Tam benlik bir model oldu. Soft renkler. Çok seviyorum soft renkleri. Şimdi diğerlerinin ucuna da aynısını çalışacağım. Evet arkadaşlar, bu şekilde modelimi oluşturdum. Daha böyle pastel renkleri, ağır renkleri seven arkadaşlar için böyle bir model çalıştım. Böyle bu renklerde çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Severek yaparsınız, iyi günlerde kullanırsınız. Bu model için bir ara modeli oluşturup sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Daha sonra bugünlük bu kadar. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni atabilirsiniz. Yorum kısmına istek, öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz. Instagram, Facebook, Pinterest'ten bana ulaşabilirsiniz. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Mutlaka mutlaka evde kalın arkadaşlar.